Evet değerli şiir dostları diyeceğim bugün için müteferrika dostları tabii ki ama e, konumuz şiir olunca e, biraz seyrekleştik galiba daha önce çok daha yoğun oluyordu ama şiir dostu dostları daha az bile olsa daha sıkıdır e, esas olan şiirdir gerisi teferruat evet. diyelim. <laughs> Biz bize olduğumuz için bugünkü konumuz her ne kadar 63. Müteferrika sohbeti ise de bildiğiniz gibi Müteferrika sohbetlerini Kasım Aralık aylarında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk kültürünün 100 yılının farklı alanlardaki değerlendirmelerini yapmak üzere ayırdık. Hatta e, bugün dokuzuncusunu, bugün sekizincisini yapıyoruz. E, fakat e, dokuz hafta var iki ayda. Bu dokuz haftanın yeterli olmayacağını gördük. Farklı konuların da e, işlenmesinde fayda olduğu e, talepleri olunca bunu e, Ocak ve Şubat'a da e, yaydık yani yaklaşık e, 20'ye yakın 19-19 konuda e, Türk kültürünü farklı yönleriyle değerlendireceğiz 20.sini de de Türkiye yüzyılı Türkiye Kültür yüzyılı adıyla e, son yüzyılın ve önümüzdeki yüzyılın kültürel bakımdan e, değerlendirmesi ve vizyonunu konuşacağız. Belki çok önemli bir konumuz olacak o da sürpriz olsun ve 20 konuluk bu konuşmaları metin haline metin halinde de bir 20 kitaplık bir set yapacağız inşallah bugünkü konumuz Türk şiiri şu ana kadar izlemeyenler de YouTube'dan da izleyebilir. Türk edebiyatıyla başladık. Türk dili, Türk müziği, Türk mimarisi, Türk resmi, e, Türk kitap sanatları e, bunları konuştuk. E, i̇nşallah gelecek hafta ve sonraki haftalarda Türk tarihçiliğini konuşacağız. Türk yayıncılığını konuşacağız. Türk mizahını ve karikatürünü, Türk hikayesini ve romanını konuşacağız. E, yani güzel bir çalışma olacak. Böylece e, aslında bu e, Cumhuriyet'in 100. yılı için e, çok yaygın e, çalışmalar henüz göremedik. E, 50. yılda Cumhuriyet'in 50. yılında Türkiye İş Bankası e, 5 ciltlik e, Türk kültürünün farklı yönleriyle inceleyen çok güzel kitaplar yayınladı. E, biz de Balıkesir olarak e, biz de varız e, demiş olacağız çok güzel bir set olacağını şimdiden hayal ediyorum e, bugün Türk şiirini konuşacağız Türk şiirini e, e, genel olarak hani şairlerimiz var e, ama bir tarafta da akademisyenler var şiiri anlatıyorlar e, bu ikisini kişiliğinde e, barındıran Az sayıda e, şairimizden ve akademisyenimizden biri olarak Celal Fedai ile beraberiz. E, Celal Fedai e, övmek gibi olmasına ama Kayseril'dir <laughs> 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 diyelim. E, 1972 Kayseri doğumlu. İlçe ifade etmediğine... Yani bilmediğimize göre herhalde merkezliyiz. Merkeze bağlı yuvalık. Aksi halde ilçeyle. Dememiz lazım. Develiliyim diyorlar. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Mesela ee, Kayseri doğumludur. Ee, orta ve lise öğrenimini e, Kayseri'de yaptıktan sonra e, 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 ünü, 9 Eylül, e 9 Eylül. Eylül. Evet, evet. o kadar çok Eylül var ki onun, <laughs> 6 Eylül, 18 Eylül evet, evet. E, 9 Eylül üniversitesi 'nin Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını yine İzmir'de yaptı. Ege Üniversitesi'nde. 9 Eylül'de. 9 Eylül'de yine yüksek lisansını yaptı. Yüksek lisansı İsmet Özel'in hayatı ve şiiri üzerine bir inceleme olarak yaptı. Doktorasında ben Turgut Uyar biliyordum. Oktay Ahmet, Oktay Ahmet Oktay Ahmet Oktay üzerine doktorasını yaptı. Şiirlerini ve yazılarını Hece Kitap Haber eee dergi gibi birçok dergide yayınladı. İşte şiir kitapları var, inceleme kitapları var. Elinizde kitaplarından eee birini de mevcut olanını, diğerlerinde mevcudu yok. Mevcut olanını da inşallah e, konuşmamız sonrasında da e, imzalayacak sizlere. E, bende de imzalı kitabı yok. Ben de istiyorum. Evet, tamam. evet. E, kütüphanemize tabii. tabii. Celal Beyciğim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli abi. kardeşim, tamam. değerli dostum. Uzun yıllardır tanıdığım, sevdiğim e, bir insan. Evet, Tırnakçı değil insan gerçekten. Evet. E, eşiyle beraber, eşi Özlem Hanım da akademisyendir. O da aramızda hoş geldiniz e, e, Yani evde herhalde hep şiir konuşuluyordur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya da yeter artık deyip evde eve şiir sokmuyor olabilirsiniz. Evet. E, evet e, hoş geldiniz evet, diyeyim. Tekrar teşekkür ederim. E, konumuza girelim mi? Evet iyi olur abi. Evet. E, şimdi Türk şiiri diyoruz. Türk şiiri dediğimizde kökenleri nerelere uzanıyor? Yani Türk şiiri köklü bir şiir. Denir ki roman batıya aittir, şiir doğuya aittir. Niye? Çünkü roman sınıf çatışmalarından doğar. Ama şiir neden doğar? Buna katılıyorsak niye bizde şiir var ve kökenlerini Konuşalım. Hı. Önce Teşekkür buradan başlayalım. Gelelim. Ee, Fransız tiyatro yazarı Antonin Arto'nun bir oyunu var. Moğolistan sınırında iki ulus diye ee, iki ulus arasında işte bu Türk boylar aslında bunlar bir problem çıkıyor ve Birleşmiş Milletler'e aksediyor. Birleşmiş Milletler bu iki ulusun sorununu anlayamıyor. Ee, yazar orada yorumunu yapıyor Arto diyor ki. Bu Afganlar, bu Moğollar, bu Türkler. Bunlar diyor maddi şeyler için savaşmazlar. Çünkü onlar için yaşamıyorlar. Onlar sözcükler için yaşarlar ve sözcükler için savaşırlar. Şimdi e, bu yüzden şiir zannediyorum. Yani bir doğulunun hayatında sözcüklerin ifade ettiği erdemler e, ön planda. Yani bu erdemleri öylesine e, ee, önde tutmuşlar ki geri kalan her şey bir batılını anlayamayacak kadar geri planda. Teferruat. Teferruat. Yani şiir zannediyorum bundan ötürü bizim sözcükler için savaşmamızla ilgili bir şey. Ee, ben neoklasik poetika adını verdiğim naçizane <laughs> teorimi geliştirmeye çalışırken bu bunu keşfettim. Bu adı da zaten sözcükler için savaş diye o poetika metninin ismi yaptım. Eee Şimdi gelelim ikinci kısma sorunun. Türk şiirinin köklerini biz e, Divan Lügat Türk'te buluyoruz. Yani metinler orada elimize geçiyor. E, Divan Lügat Türk'teki şiir seçkilerine baktığımızda, koşuklara, sagulara baktığımızda <laughs> bariz bir şey var. Çok işlenmiş bir dil var. Bu şiirler belki daha da eski. Ama onun örnekleri bizim elimizde maalesef yok. Evet fakat onların da fazla icra edildiğini, kopuz eşliğinde icra edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla mutiki ile şiiri beraber düşünmüş Türkler. İslam öncesinde, İslam sonrasında zaten içteki ateşle ilgili bir şeydir malum şiir, müzik de öyle. İslam sonrasındaki o Türklerin duyduğu ateş her neyse, İslam'la öyle kaynaşmış ki bu defa İslam öncesindeki Türk edebi eserlerinin formları İslami bir içerikle aynen devam etmiş söz gelimi koşuk dediğimiz şiir biçimi koşmaya evrilmiş. Koşmanın da alt türleri işte koçaklama olmuş, güzelleme olmuş, taşlama olmuş, ağıt olmuş. Bunların aynısı İslam öncesinde de var. Yani İslam sonrasında bir halk edebiyatımız bir kanal açmış. Ee, okumuşlarımız bir divan edebiyatı kanalı açmış. Bunların arasında tekke edebiyatının ayrı bir kanalı var. Yani üç kanaldan bizim edebiyatımız 19. yüzyıla batıyla karşılaşıncaya kadar şiir vadisinde yol almış. Bunların birbirleri temasları olmuş, birbirleriyle mücadeleleri olmuş, kendi iç mücadeleleri olmuş ama şiir bizim için hep e, muhayyilemizi işlek tuttuğumuz bir şey olmuş. Bunu Teoman Duralı rahmeti çok güzel ifade ederdi. E, Teoman Duralı'nın bence ayrıcı vasfı poetik düşünme gücüne sahip olması. Bunun için sürekli şiir yazmış. Yani o büyük filozof adam şiirsel düşünmeyi hiç kaybetmek istememiş. Yazdığı şiirler kuşkusuz şiir değil, ama şiirsel düşünmeyi canlı tutuyor. Türkler de şiiri poetik düşünme gücünü onlara verdiğini bildikleri için devlet adamlarımız da öyle, bürokratlarımız da öyle, e, halkımızın hepsi de öyle. E, şiirle ünsiyet kurmuş ve bunu bugüne kadar sürdürmüşler. Evet. Ee, şimdi tabii sultanlar var, sultanların şairleri var. Ee, sarayda her zaman saraylarda şairler el üstünde tutuluyor. söze büyük önem veriliyor. burada politik olanla poetik olan saraylarda bir araya bir arada. ama bazen de politik olanla poetik olan çatışıyor. Çatışınca da saray yerine zindanlar belki var. Ama her her halükarda poetik olanla politik olan bir şekilde bir ikili sarmal gibi dans ediyor, birlikte hareket ediyor. Ee, sürekli etkileşim halinde. Ee, şiir mi ee, tarihten bu yana bizim şiirimize baktığımız zaman şiir mi ee, politik olandan etkileniyor, ee, politik olan mı şiire bakıp kendini ya da şaire bakıp kendini e, ne çeki düzen veriyor? Ee, burada ee, hani politik sebeplerle şairlerin yer değiştirmesi, işte Mevlana'nın gelişi vesaire. Hı hı. Yani bunu daha sonra ele alalım ama bir bu poetik olanla politik olan arasında ne gibi bir ilişki var bizde? Bu bizde çok erken çağda oluşmuş. Şimdi bunun bence ilk örneği bizim Türk edebi kanonumuzun, şiir kanonumuzun merkezinde en eski kaynak merkezde kutaklı birlik var. Yusuf Asacı bir devlet nasıl politik olarak idare edilebilir? E, geri planda ontolojik olarak insanlar nasıl olması lazım? İşte bu kut veren bilgi de kitabında anlatmış. Yani kişi nasıl kut bulur? Günümüzün insanı malum çayla salamış inekler gibi mutlu olmak istiyor. Ama o diyor ki bu boş bir şey. Mut. Türkçe'de meyle sözcük başlamıyor zaten. Yani kut önemli. Kutu da nasıl bulabilirsiniz? Size lütfedilir o. Siz öyle bir hayatı yaşarsınız ki töreninizde, kanununuzda e, ve kut bulursunuz. Allah bunu lütfeder size. Şimdi bunun ikisi poetika ve politika ile içine geçmiş. E, Yusuf Hasacip bunun nasıl olacağını devlet adamına da öğretiyor, sıradan okumuşa da öğretiyor. E, o yüzden Kutatku Bilik metni bizim poetikamız ve politikamızın çıkış noktası. Bu metin 11. yüzyılda Orta Asya'da kaleme alınmış. Anadolu'ya Oğuz Türkleri geldikten sonra bunlar gibi defalarca pek çok metin kaleme alınmış. Ve böylece politika ve politika iç içe bizim edebiyatımızda işlemiş. Ee, biz 19. yüzyılda Batı'yla karşılaşıp Batı şiirini gördüğümüzde politik olarak onlara, askeri olarak onlara geri düştüğümüzde şiirimiz zaten ilk defa çözüm arayışlarına girmiş. Şairlerimiz ilk defa çözüm arayışlarına girmiş. İşte Namık Kemal girmiş, Ziya Paşa girmiş. Böylece bizim e, politikamızın sorunlarında araştırmak şairlerimizin e, bir meselesi olmuş. 19. yüzyıldan bugüne de sürüyor zaten. Şimdi onu takip edeceğiz zannediyorum konuşmamızın geri kalan bölümünde. Evet ama tabii Anadolu'ya giriş var. Anadolu'ya işte Mevlana gibi o dönemde Moğol baskısının büyük etkisiyle yer değiştirme büyük göçler var. O göçlerde yazarlar, şairler de geliyorlar ee, ve Anadolu'yu yurt edindikten sonra e, burayı e, şiirin de coğrafyası haline getirenler yine onlar. E, o coğrafyanın günümüzde e, etkilerini her zaman yaşıyoruz, görüyoruz. Yani e, Anadolu'da e, yine bu politik olanın e, e, bir sonucu olarak e, bir şiir iklimi oluşuyor tabii, bu tabii. bu yine e, göçlerin sonucunda e, ve Selçuklu'dan sonra da Osmanlı'da da yine e, çok önemli şairler e, zaman zaman e, şeyden e, yine Anadolu'ya süren göçlerin etkisiyle şairler geliyor yani şairler için Anadolu önemli bir iklim. Ee, bir de bu, ve bu Türkçe, çok... Türkçe dolayısıyla Tabii. yani bir Türkçe iklimi oluşuyor aynı zamanda. Tabii. Şimdi orada öyle derinleşiyorlar ki e, mesela Yunus Emre kendi yazdığı için hani boncuk değil, değil sır sözü diyor. Şiirde boncuk olanla boncuk olan şiirle ince olan şiiri nasıl ayıracağız? Molla Cami 15. yüzyılda Tufetül Ahrar'da anlatıyor bunu. Onu Molla Kasım ayırmış zaten. Ayırmış zaten. <laughs> yani Yunus Emre'nin kinimi ayırmış. Evet. Ee, Molla şeyde diyor ki cami şiir saçıyla tuzak kurup anlayanın da anlamayanın da aklını karıştıran görgüsüz şairler hakkında. Böyle bir bölümü var kitabının. Orada şairlerin şarlatan olanlarının yani müteşairlerin insanları kandırıp nasıl boncuk gibi olanı inci diye sunduklarını anlatıyor. Diyor ki... in. Bunlar boncuk. Biz bunları atların kuyruklarına ve yelelerine süslemeye takıyoruz. Ama onları insanlar bilmediği için kadınlar ak yardanlarına takıyorlar. Ee, Yunus Emre de inci olarak şiir, boncuk olarak şiire bir de sır sözü olarak şiiri eklemiş. Yani bizde şiir e, öylesine üzerine düşündüğümüz bir mesele ki e, burada derinleşmemiz bizi zaten e, Selçuklu ve Osmanlı boyunca kaybetti. Zannediyorum dünyanın diğer milletlerine de üstün de getirmiş. Çünkü buradaki derinleşme ister istemez hayatta da bir incelmeyi gerektiriyor. Yani siyasette de incelmeyi gerektiriyor. Yani bizim Osmanlı şairlerinin birçoğu şair. Ya affedersiniz padişahların birçoğu şair. Müzisyen. Aynı dönemde batılılarla karşılaştırdığımızda batılı denkleriyle ya kıyas kabul etmeyecek bir irtifa farkları var. Burada dilimiz tabi Yunus Emre tarafından inceliyor, e, gelişiyor ve e, başka halk şairleri ayrı ayrı seslerle bunu yayıyorlar. Şimdi Karacaoğlan'ın e, bizim bugün hepimiz bir şekilde aşık olmuşuzdur bir kere birçok kez. Şimdi aşık oluş e, doğamızda Karacaoğlan'ın yerinin olmadığını söyleyebilir miyiz? Güzel sever diye isnat ederler. Benim aktan özge sevdiğim var diye o kendini düzeltiyor ama yani Karacaoğlan hep aşıktır diyenlere benim diyor İnkar etmiyor, güzel severdi israr eder ama benim diyor haktan Özge sevdiğim mi var? Yani sevmiyor değilim ama hakkı başka seviyorum. Evet. Şimdi e, Nasrettin Hocanın bize verdiği bir gülüş var, şairlerimizin de bize verdiği bir düşünüş oluyor. Bunları kazanarak biz e, yol almışız Selçuklu Osmanlı evet. çağları boyunca. Divan şairlerin ayrı büyük irtifası var, halk şairlerin ayrı büyük irtifası var, tekke şairlerin ayrı büyük irtifası var. Ben haberli olduğum kadarıyla Batı şiirinde böyle zengin bir gelişme söz konusu değil. Ee, bizim o konudaki zenginliğimiz, hani kendimize güvenmemiz de buradan geliyor. Mesela bir Türk şairi e, dünya şiiri söz konusu olduğunda son derece özgüvenli bir şekilde belki de Türkiye'de hiçbir alanda hiç kimse bir Türk şairi kadar dünya arenasına çıktığında kendini güçlü hissetmez. Yani mesela bir sosyoloğumuz hissetmeyebilir, romancımız hissetmeyebilir. ...tıbbiyecimiz hissetmeyebilir ama Türk şairi bunu hisseder. Evet. Ee, şimdi tabii e, Türk şiirinin kökenleri derinlere indiğini e, düşündüğümüz için biraz fazla zaman ayırdık. Evet. Biraz hızla günümüze gelelim. E, Cumhuriyet e, şiirinden başlayalım ama Cumhuriyet öncesi de bugünkü şiiri hazırlayan ortam ve şairlere e, bir bakalım Çünkü sonuçta onlar Osmanlı'nın yıkılış sürecinde hepsi yani devlet şeyin ülkenin akil insanları entelektüel insanlar olarak kafa yormuşlar şair şair olarak kafa yormuş ve işte Namık Kemal benzeri şairlerimiz konu olarak şiirlerinde konu etmişler ve bir çare bir arayış yani burada politik olanla, poetik olan e, en zor, o zor zamanda e, bir arada. E, buradan e, başlayalım e, ve Cumhuriyet'in ilk dönemine gelelim. İlk dönem şiir akımları nelerdir? Arka planında ne var bu akımların? Tanzimat döneminde bir ikilik var malum. E, şiirimizi yenilemek isteyen Recaize'de Mahmut Ekrem'in açtığı bir çizgi var. Sonra oradan Tevfik Fikret ve Servet-i gelecek. Sonra Fecri Aticiler o yeniliği sürdürmek isteyecekler. O yenilik kanalı günümüze kadar geliyor. Bir de eskiyi muhafaza ederek, onu çağa aktüel ederek yenilemek isteyenler var. Bu da mesela Muallim Naci ile beraber düşünülmüş. Şimdi edebiyatımıza akışına baktığımızda aslında bu iki isim üzerinden akan bir kanal varmış gibi gözüküyor. Yani birer geçmişte kopmayarak yenileşme yapmak, ama yenileşmeyi yaparken geçmişi çok da hesaba katmasak mı acaba diyen zihin. Bu iki zihin aslında poetik olarak anlaşabilir. Fakat politik olarak anlaşamıyor. Çünkü biri batıcı oluyor, biri Osmanlıcı oluyor. Biri İslami hassasiyetler gözetiyor, ötekisi laik hassasiyetler gözetiyor. Dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz poetik ve politik olan hep iç içe akmaya devam ediyor. Bu iki kanaldan akıyor. Ya mesela Cumhuriyet'in e, ee, ilk dönemlerinde yani 40'lar 50'lere kadar e, Tevfik Fikret yaklaşımı e, devletin de temelinde olduğu için o ön plana çıkarmış. Ama Muallim gibi hakkı yenmiş çok önemli bir isim e, geri planda. Yani son son yıllarda yani son 30-40 yıldır Muallim yeniden e, gündeme, gündeme geliyor. Şimdi e, aslında... Burada da yani politik olan e, baskın bir şekilde poetik alanı etkiliyor. Tabii etkiliyor. Çünkü politik tercih öyle olunca ötekisi geri planda kalıyor. Şimdi Muallim Naci de aslında e, Batı'yı bilir. Ondan istifade edebilir. Ama geçmişten kopup kopmama meselesinde bir, bir hassasiyeti var. Ama edebiyatımızın gelişmesi Recaizade Mahmud Ekrem ve onun talebesi Tevkiret üzerinden aktığı için Servet-i Funun ve arkadan gelen Fecrati dönemlerinde eee biz oraya odaklanıyoruz. Yeniliği çünkü onlar sağlıyor. Burada önemli bir şey, bir isim var. Yahya Kemal. Yahya Kemal işte Aruz yazıyor. Bas bayağı eski şiirin hassasiyetini sürdürüyor. Ama o dönemin Türkçesiyle yazıyor ve fevkalade bir irtifada yazıyor. Şimdi onu nasıl koyacağız? O aslında Naci ile Muallim Naci ile Reca'da Mahmut Ekrem'in arasında bir yerde yaşanan zamanda şiiri hem batıyla hem geçmiş kökle irtibatı nasıl kurulacağına muazzam bir örneği. O yüzden onun yazdığı şiir neoklasik bir şiir diyoruz. Burada zirve şahsiyetlerle bir ilerleyiş görüyoruz. Yani zirve şahsiyetler akan kanalı temsil ediyorlar. Muallim Naci'den sonraki akışı belki Yahya Kemal'le Ahmet Haşim'le sürdürmek lazım. Bunlar Cumhuriyet'e geldiğimizde eee bir kere Nazım Hikmet gibi 1901'de doğmuş, daha yüzyılın başında doğmuş. Ee, 1905 yanılmıyorsam Necip Fazıl gibi bir başka isim. Yani o yenilik akışı içerisinde zirve şahsiyetleri konuştuğumuzda biz hattı görmüş oluyoruz zaten. Zaten e, tam da 20. yüzyılın başında doğmuş iki şair olarak Nazım Hikmet ve Necip Fazıl e, 100 yıl boyunca e, iki ayrı e, anlayışı... E, etkiliyor çok yoğun bir şekilde e, ana arterde iki tarafı da etkileyen tabii. iki ayrı kanal çıkıyor. Var. Yani iki iki ayrı iki kanal. içim, iki kanalı açmış oluyor. Nazım Hikmet'in açtığı kanal 1901 doğumlu. Cumhuriyet kurulduğunda işte 20 yaşlarının başında Moskova'da eğitim almış, ekonomi, politik eğitim almış. Türkiye'ye geldiğinde Mayakovski gibi serbest şiir denemeleri yapıyor ve sosyalist gerçekçi bir şiiri Türkiye'de yerleştiriyor. Bu tabii çok yeni bir şiir, çok yeni bir ses, politik bir figür. Putları yıkıyoruz diye eski şiirin e, Abdurrahman Tarhan gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerini lav ediyor, yani e, silip atıyor. Çok şerit bir yapısı var. Sonra da İsmet Özel ve e, Atol Beyrom putları ha. yıkıyoruz diye onu yıkıyor. 1969'da <laughs> evet. e, e, onlar yapacaklar. Ama asıl e, nazım Hikmet'i e, hesaba katmayanlar 1966'da Nazım Hikmet'in şiir kitaplarının baskısı e, Türkiye'de kalmamış. Yapılamıyor politik nedenlerden ötürü. İlk defa yapılınca e, Nazım Hikmet bugün bize bir şey veremez diyen kanal da var. Yani e, Eray Canberk filan gibi çağın şairleri de böyle söylüyorlar. Şimdi o hattan devam edecek olursak Nazım Hikmet'in e, bir e, majör şair hali var. Yani minör bir şair değil Nazım Hikmet. Necip Fazıl gibi. Yani e, Cenab-ı Şahabettin gibi ya da işte Behçet Necati İlgil gibi içe dönük bir şiir yazmıyor bunlar. Bunlar toplumu değiştirme cehdi gösteriyorlar. Zaten ondan ötürü de sizin ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet sonrasındaki kanalın e, iki tane i̇ki aks halinde sürüyor. devam ediyor. Yani tesirleri e, vefat etseler de sürüyor. Çünkü bir kere büyük şair kişilikleri. Bir de şanslılar da yaşadığı dönemlerde şairlere önem veriliyor. E, sonraki kuşaklarda konuşacağız belki bunu. Şairlere öyle önem verildiği de söz konusu değil. Nazım Hikmet bundan sonuna kadar istifade etmiş, faydalamış. Necip Fazıl da öyle. Şimdi Nazım Hikmet'in hakkını istersen Hı. bir götüreyim. Biraz şöyle ilerletelim. Ama bu arada tabii e, sonraya çok fazla etkile etkilememiş olan yani e, işte Yedi Meşale var, Beş Ece'ciler var. Eee Tabi 20'lerin 20'lerde o yani bu iki akstan ayrı bunlar. O iki akstan ayrı e, olarak yaşanan zamanda Türkiye'de yeni bir devlet kurulmuş. O devletin halkıyla kaynaşması lazım. Halkını bir kere tanıması lazım. Yani şair halkı tanımıyor ki. Yani Faruk Naviz Anadolu'ya Kayseri'ye öğretmen olarak gidince halkı tanıyor. Ve onun e, diliyle onun sanatını yapmak istiyor. Böylece bizim hececiler, yedi meşaleciler dediğimiz heceyle yazan, top, toplumcu duyarlı ama sosyalist olmadan toplumcu bir duyarlılık geliştiren şairlerimizin bir ak şey var, aksiyonu var. Yani sadece Necip Fazıl gibi dediğiniz gibi e, e, Nazım Hikmet gibi sınırlamayacağımız 1920'li 30'larda başka büyük bir kanal da var. E, o kanalın içerisinden zirve şair çıkmadığı için işte belki biz onları bugün çok silik hatırlıyoruz. En büyük şahsiyet Faruk Nafız Çamlıbel. Yani Han duvarlarını yazmış, Zindan duvarlarını yazmış politik olarak 1960'ta O arada o toplum şey heceyle yazan hisarcılar var 50'lerde. Yine heceyle yazan başkaları da var ama bunlardan dediğimiz türden büyük bir şahsiyet yok. Çıkmıyor. Çıkmadığı Çıkmıyor. için o kanallar bizim için böyle andığımızda ya bu kadar çok kalabalık var ama niye yok diye soruyoruz mesela. Bu önemli bir soru aslında. Yani nasıl oluyor da bu tarz şiir yazan insanların içerisinden diyelim Mehmet Çınar'ı, Çınarlı, İlhan Kut, e, ismini hatırlayamadım. Çınar, İlhan Geçer gibi İlhan mesela. Geçer. Bu isimler e, ya da devam ettirsek Yavuz Bülent Bakiler desek, Arif Nihat Asya filan desek. ya Bunlar kuşkusuz kıymetsiz demiyorum. Ama e, toplumu değiştirme cehetleri gösterdiklerinde bu öbür isimler kadar güçlü değil. Belki değiller. Arif Nihat Asya bunların dışında daha böyle gür bir sesle etkilemiştir geniş bazı kesimleri. Tabii işte bazı şiirleri ile bayrak şiiriyle filan bilindiği için o o biraz daha milli duyguları, hamasi duyguları temsil etmiş olabilir. Belki yani bizim Cumhuriyet dönemimizin 100 yılını okurken 5-6 farklı yöntem kullanabiliriz. Mesela duyguların tercümanı olmaları bakımından şairleri ele alabiliriz. Eee söz gelimi Türk edebi kanonuna karşı olanlar, ona katılanlar ya da arada kalanlar olarak da okuyabiliriz. Ya da saf edebiyat kuramları açısından bakabiliriz. Değişik bakışlarla 100 yılımızı biz okuduğumuzda mesela edebiyat tarihi bakışı şu şöyle diyor. Liselerde biz öyle öğretiyoruz. 1920'lerde, 30'larda 5 e, ececiler var, 7 meşaleciler var. 30'ların sonunda garipçiler var. 37'den diyelim 1950'lerin ortasına kadar garipçilerin bir tesiri var. 50'lerin ortasından 1960'ların ortasına kadar ikinci yenilerin tesiri var. 60'ların ortasından 80'e kadar sosyalist gerçekçilerin bir tesiri var. 80 sonrasında apolitik bir şiir var. Milenyum sonrasında ise postmodern bir şiir var. Biz kalıp olarak böyle öğretiyoruz. Böyle öğretince tabii üniversite sınavında soru üretmemiz de kolay oluyor. E, i̇şimize de geliyor. Ama gerçekte edebiyat tarihimizi, e, akışımız acaba böyle mi öğretmeliyiz? E, bunlar konumuzun dışında ama biz... Farklı yöntemlerle bakmaya başladık. Mesela işte toplumu değiştirme cehdi gösteren major minar şairleri konuştuk. E, e, yedi meşayicileri, beşecileri konuştuk. Ama zannediyorum geldiğimiz durakta garipçilerin garip, durumu, garip şehir, e, garipçilerin garipçiler durumu var. O, garip duruyor aslında. Yani garip aslında bu poetik ve politik ilişkiden başladığımıza göre oradan yürüdüğümüz takdirde zaten garip de 1950'lere kadar olan e, süreçteki siyasi baskıların, toplum üzerindeki e, baskıların bir sonucu. E, bu, bu baskılar e, şairleri apolitik bir e, dünyadaymış gibi e, şiirlerini yazmaya ya da ifade etmeye e, getiriyorlar. Ama e, sokaktaki adamın e, sesi olmak gibi bir e, iddiaları var. E, bunlar şiiri daha basit e, ve e, günlük konuşmaya i, indirmelerinin sebebi e, eski şiiri bilmemelerinden değil. Tabii. Orhan Veli Yahya Kemal gibi şiir yazıyor. Tabii, tabii. E, ve hatta kendisine okuyor. E, şimdi dolayısıyla e, bu apolitik olma hali bile bir tepki tabii. olarak Ortaya çıkıyor. Şimdi e, orada e, yaşanan 40lı yılların havası yani dünyadaki hava e, malum Said Faik hikayede küçük bir insanın hikayesini yazdı. Yani Semaver hikayesinde yazdığı annesinin öperek uyandırdığı çocuğu düşünelim. Garipçiler de sokaktaki işte o sıradan insanın şiirini yazıyorlar. E, Said Faik hikayelerinde o İlk hikayesi Semaver Sarnıç, Şahmerdan da filan. Bu küçük insanın hikayesini yazarken birden 1950'lerde alem dağıda var bir yılanı yazan adam haline geliyor. Yani yazış biçimi, ele aldığı konular değişiyor. E, garipçilerden ikinciine geçiş tam böyle bir şeydir. Yani garipçiler e, o polinci de mi e, yine siyasi baskı sonucu yoksa bir akım olarak e, işte batıdaki bazı Elliot, Ezra Pound gibi şairlerin etkisiyle mi? Bence bir akım. Çünkü 50'lerde bir baskı falan yok. Yani bariz şekilde Adnan Menderes'in 1950'de iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de 60'a kadar aslında son derece serbest bir atmosfer. Bu atmosferde baskı olacak şairlere ben bir araştırmalarımda bir şey yok. görmedim. Evet. E, aksine tam tersine bir şey var, hava var. Ama ikinci paylaşım savaşı bitmiş. İnsanlar böcek gibi birbirlerini öldürmüşler. E, garipçiler bunu görmüşler. Serbest bir şiir tarzıyla gelenekten kopan, yani nasıl Cumhuriyet Halk Fırkası gelenekten politik olarak kopmuşsa garipçiler de gelenekten poetik olarak kopmuşlar ve böyle bir şiir oluşturmuşlar. Garipçiler aslında üç şair. Yani sonuçta Tabii. E, geniş bir e, etki alanı ama sadece iki şu, alanı var. Ama e, üç şair. Fakat nihayet. şöyle o yıllarda e, şiir şair sayısını tespit etmek için nüfus sayımı falan yapmak lazım. Yani şiirde heceyi bir takım ölçüleri ortadan kaldırdığınızda herkes şiir yazabilir bir hale alıyor. O fakat, kadar çok şair var ki mesela Salih Zeki diye bir şair var. Bugün isminden söz etmiyor ama o günün okunan kitapları olan bir ee, Yazar tarihindeki Aktay. Aktay. O daha önce e, zannediyorum ama o yıllardan bugüne e, zaten o kadar büyük isim ki o üç isim. Yani birinin gelmesi zaten e, onlarla dördüncü bir olarak aksiyon yapması lazım. Öyle biri çıkmıyor. Fakat e, garipçilerin yol açtığı bir şey de oluyor. Yani e, geleneği eleştirebilme. Geleneğin bazen yani Nietzsche'nin tarih okumanın faydası ve zararları diye bir kitabı var ya orada der ki yani bu sürüler var ya yayılan onların üzerinde hiçbir ağırlık yok. O yüzden suratlarına baktığımızda gayet mutlu gözüküyorlar. Ama biz insanlar hele Türkiye'de e, tarihin ağırlığı üstümüzde yaratıcılığımızı baskılıyor. Türkiye'de de bir grup insan var ki Türkiye Alplerde bir yer falan zannediyor. İsviçre fantazi yaşamak istiyor Türkiye'de. Onlarda da ayrı bir sakil durum var. Şimdi Türkiye bu gerilimi eee garipçilerin, şairler için söylüyorum. Türk şiir geleneğinin üzerimizdeki ağırlığını atmaya çalışmış olmaları belki bir avantaj. İkinci yeniciler onu çünkü kopan bağı bağlıyorlar. O kopan bağı, kopan ipliği güzelce bağlayıp kör düğümle değil de güzel bir e, gemici düğümü atarak bağlıyorlar ve dediğiniz gibi sadece bizim edebiyatımızdan istifade etmiyorlar. Batı şiirinin imajist şairlerinden Pound gibi e, sürrealist şairlerinden istifade ediyorlar ve son derece orijinal bir şiir oluşuyor 1950'lerin ortasında. Garip de ayrıca bir orijinal şiir. Zaten Orhan Veli vefat etmiş. E, Garip'in garibin içerisinde Oktay Rıfat kendisi ikinci yeni ye dahil oluyor. Demek ki Orhan Veli de yaşasa belki ikinci yeninin başlatan olacak. Bilemiyoruz. Melih Cevdet de ikinci yeniye büyük oranda dahil oluyor. Yani bütün bütün öyle yazmasa da e, işte yazdığı kaplamlı konuyu alan şiirleri öyle e, Melih Cevdet'in de. E, arkadan gelen kuşak demek ki öndeki kuşağı etkiliyor. Bu önemli bir durum. Yani ikinci yeni şairlerini garipçilerin etkilemesi kadar garipçiler de ikinci yenicileri etkiliyor. E, şimdi e, tabii biz e, akımlardan gidiyoruz ama e, Türk şiiri kuşak kuşak belli akımlar değil. Aynı zamanda farklı akslar e, diyelim ki eee Behçet Kil kendine özgü bir şiir tarzı var. Fazıl üstün e, dağlarca yiyor. mesela. On diyeceğim evet. Fazıl üstün dağlarca. Fazıl üstün dağlarca bunların da hiçbirine e, girmemiş ama yani belki 40 50 kitabı var. Yani çok velüt bir şair aynı zamanda sürekli yazan bir şair. O da kendi tarzında yürüyor. Diğer taraftan e, ikinci yeni içinde kabul edilmeye çalışılan ya da kabul edilen ama onlardan bence ayrı bir üslup olarak benzese bile ayrı bir tarzda Sezai Karakoç var. Tabii. Şimdi Sezai Karakoç'un kendisi de zaten kendini ikinci yeni görmüyor. Yani o da itiraz ediyor. İkinci yeni de değil. Hani arkadaşları olabilir. Aynı dergilerde yazmış olabilirler. Ama o da ayrı bir tarz. Onun Necip Fazıl'la ee, şair olarak e, bağlantısı yok. Yani fikren aynı şeyi düşünüyor olabilirler ama şiir tarzı olarak o da başka bir tarzda e, geliyor. Sonrasında yine ayrı devam eden Cahit Zarifoğlu var. E, hani şiirine baktığınız zaman ikinci yeninin bir, farklı bir e, e, üslubu gibi bile değerlendirilebilir. Evet. İşte ikinci yeniye gelelim. İkinci yeni de e, işte Turgut Uyar Edip Cansever e, gibi isimlerle başlayan İlhanberk, bir. Berk. Evet. İkinci İlhan sonradan hmm. dahil oluyor. Hmm. E, i̇şte Ece hmm. var. E, i̇kinci yeni e, kısmen Türk şiirini etkiliyor. E, genel anlamda etkiliyor. Yani günümüzde e, birçok şairin ikinci yeni şiirinden etkilenmiş e, şişt, dizeleri var. Evet. Ee, ikinci yeni bir değerlendirelim. Sonra e, işte İsmet Üzel kuşağına belki toplumcu gerçekçi e, diye nitelendirilebilecek ideolojik yaklaşımlı bir kuşağa e, geçeriz. Ama ikinci yeni bir e, ele alalım. Yani nasıl çıktı? E, ikinci yeninin kökleri nerelerde? Ee... Ve nasıl etki e, etkilediler Türk şiirini. 1937'de garipçiler bir e, politik deklarasyonla çıkıyorlar. Garip kitabı içinde şiirleri var ve görüşleri de var. İkinci yeniciler böyle bir akım olarak çıkmıyor. Ee, A dergisinde evet, başlıyorlar. E, ş, pazar postasında. Pazar, postası, pazar postasında. O, orada e, bir duyarlılık bir e, tabir zaten caizse mantar gibi çoğalıyor. Şairler birbirlerinden etkileniyorlar ve ee, o etkilenme e, doğal bir şey. Şairler çok kolay birbirlerini taklit edebilirler ve o duyarlılık, e, tabi bunlar entelektüel birikim olan da isimler, Çekirdeğin'de Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Cemal Süreya var. Bunlar Mektebi Mülkiye'de e, okuyan isimler, e, Batı şiirini çok iyi takip eden isimler. Yani üçüne de baktığımızda özellikle Fransızca üzerinden e, Batı'da gelişen şiir hareketlerini çok iyi bildiklerini görüyoruz bizim şiirimizde tabii çok iyi biliyorlar o dönemde çıkan mülkiye dergisini istemiştim biraz incelemiştim Ahmet abi orada yani öyle bir üniversite dergisi ki yani günümüzde birçok kişi bir araya gelsek öyle bir dergi çıkaramayız. E, ya, orada yayınlanıyor. orada yayınlanıyor şimdi orada Sezai e, Karakoç Ece Ayhan ve Cema Süreyya'nın e, dünyaya açık olan ve bizi de bilen hassasiyetleri yeni bir şiiri ayalıyor Önceki kuşaktan Edip Cansever, İlhan Berk, Turgut Uyar da garip etkisinde zaten 2-3 kitap yayınlamışlar. Dahil oluyorlar bu arkadan gelen genç kuşağın duyarlılığına. Böylece altı şairden oluşan bizim ikinci yeni dediğimiz şiir aksiyonu oluşuyor. Arkadan gelen kuşaktan daha genç Ülkü Tamer bunlara dahil oluyor. Metin Eloğlu dahil oluyor. Kemal Özer dahil oluyor ve e, e, Yılmaz Guru da dahil oluyor. 10 kişilik bir... Bunlar daha sonra Yeni A diye bir dergi çıkarlar. Evet. O dergi üzerinde yani anın devamı gibi kemal özel çıkardılar. E, e, lanse etmek üzere. ve Bu dediğin şairler daha çok orada. Orada. Hilmi Yavuz. Hilmi Yavuz da sonra onlara tabii da, tabi, saygı tabi dahil oldu. Şimdi bu 54'te bunların e, şiirleri andığımız dergilerde yayınlanıyor ve e, şimdi 50'lerde nasıl bir edebiyat atmosferi varsa ki e, Ressamlar bunların kitaplarını resimliyorlar. Ya malum o dönem şairlerin kitaplarının hemen hemen hepsinin kitaplarının Bir kapakları. Bizim zaten kendileri ressam. Yani Metin Eroğlu ressam. Evet. Ee, İlhan yani... Berk de öyle. İlhan Berk ressam. İlhanberk. Ama Fikret Ürgüp, Fahri Fah Nisa Zeyt gibi isimler de e... adnan eee Ben. Evet o da mesela onları e... içerisinde ee, yani ressam olarak değil ama aksiyonun içerisinde daha sonra yer alıyor. Böylece sanatlar arasında bir geçişme de oluyor. Tedahül de oluyor. Böyle bir kültürel atmosfer var. Dolayısıyla 1950'li yılların diktası olduğunu söylemek imkansız yani. Bedir Rami hem ressam evet. hem şair. şair. Şimdi böyle bir hareketli atmosferin içerisinde ikinci yeni e, kültür havasını belirliyor. Şiirin atmosferini belirlemiyor sadece. Kültürün de havasını belirliyor. İşte Said Fahim'in yazdığı Alemde de var bir yılan, ikinci yeni şairlerinin hikaye biçimidir aslında. Yani paralel onları okuyabiliriz. E, bu tesir günümüze kadar geliyor, şundan geliyor, bir kere politikadan kurtulmuş, edebiyatı, batı edebiyatını ve bizim edebiyatımızı çok iyi bilen, bir de yeni bir dil arayan, şaire özgüven veren, şiirinle var ol diyen bir ses. O yüzden e, Sezai Karakoç'un aksiyonu, Eceihan'ın aksiyonu ve diğerlerin aksiyonu günümüz şairlerini daha önceki kuşaktan fazla şekilde arkadan gelen sosyalist gerçekçilerden de fazla şekilde etkiliyor. Bir kere sosyalist gerçekçiler Rusya'dan gelen sosyalist gerçekçi kurama uygun olarak şiir yazıyorlar, roman yazıyorlar, sinema çekiyorlar. E, baskılanıyor. Şimdi Nazım Hikmet sonrasında gelen onlarca sosyalist gerçekçi şair var ama içlerinde Nazım ayarında bir tane yok. Çünkü muayeneleri baskı altında. Ama İslam maneviyatından doğan sanat şairi serbest bıraktığı için Necip Fazıl arkasından gelen şairleri siz güzel ifade ettiniz. Karakoç çünkü Necip Fazıl'a benzemiyor. Onunki zarif onunla benzemiyor. Ama bunlar nasıl oluyor da birbirinin aynısı şiir yazmıyor? İşte Nazım Hikmet e arkasına çıkan kanal aynısını yazıyor. Çünkü İslam maneviyatından doğan sanatın poetikasında ki estetik üretme estetiği değil. Yani birbirinize benzeyen bir şey üretmiyorsunuz. Meydana getirme estetiği. Özgür bırakıyor o onları. İkinci yeni şairleri bu özgürlüğü Müslüman oldukları için duymuş değiller. Fakat onlar da şair olmanın özgürlüğünü duyuyorlar. O özgürlük de onları e, günümüzün işte hala okunan e, şairleri kılıyor. Yani Turgut Uyar'ın e, Büyük Saati, Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri, İlhan Berkin sürekli kendini yenileyen aksiyonu, Ece Han'ın devleti eleştiren tarihi düzünden okuyan Karaş'ın şiiri e, etkiliyor bizi. Ama ne zaman mesela onları takip eden Kemal Özer e, 1959'da şimdi ismini hatırlamadığım çok önemli bir şiir kitabı yayınlıyor ama sosyalizme meyil ettiği anda o şiir kitabı Gül Yordamı. Gül Yordamı abi evet çok güzel. Gül Yordamı'nda Halklı diye bir şiiri vardır. Halka sevgisinden bahseder ve halk sevgisinin sırtının ortasında bir bıçak gibi olduğunu söyler. Hakikaten o halk sevgisi, politik şey sırtının ortasındaki bıçak gibi Türk şiirini sosyalist gerçekçi şairler açısından felç ettirmiştir. Arkasından gelen şimdi Konuşacağımız isimler içinde İsmet özel gibi büyük bir yetenek olmasına rağmen kendini yerlemekte o şey zorlanıyor. Şimdi ikinci yeniyi bitirmeden önce yeni aslında 60 sonrası siyasi e, e, ortamın da sahiplenmesiyle e, sanki e, bu 27 Mayıs sonrası e, gelen e, siyasi anlayışın da e, edebiyatı gibi davrandı ve öyle gösterildi. Hı. E, ama e, gerçekte e, işte yeni dergi çevresinde daha çok e, toplandı. O 60 sonrasında e, 65, 66, 67 o dönemde ikinci yeniciler. E, fakat ikinci yeniciler e, siyasal ortamın e, ciddi anlamda desteğiyle. Ee, yani kültürel iktidar diyeyim. O günün kültürel iktidarının desteğiyle e, ön plandalardı. Hatta e, bir gün Cemal Süreya, Sezai Karakoç e, oturuyoruz. Dedi ki Cemal Süreya dedik Sezai Bey. E, e, ya Sezai dedi. O biliyorsun sınıf arkadaşıdır. Ya Sezai dedi. Sen dedi. Öyle öne önemli bir şairsin ki. Keşke bizden bizde olsaydın dedi. Seni dedi baş tacı yaparlar dedi. Ee, ama maalesef bizde değilsin. Ee, şimdi gerçekten yani Tezai Karakoç'un şiiri boyunca ya da e, yazdığı süreçte e, dışlanmış olması e, o günün kültürel iktidarına muhalif olmasından kaynaklandı. Evet. E, <laughs> e, ve bu e, ikinci yeninin bu e, kültürel iktidarın desteğiyle geldiği nokta 70 sonrasında sosyalist gerçekçi dediğimiz daha siyasal olarak Sovyetlerin de desteğiyle yürüyen bir kültürel iktidar oluşturdu. Yani işte İsmet Özel'in içinde bulunduğu halkın dostları gibi dergilerle e, bu kültürel iktidar dönüştürüldü. E, ve o sosyalist gerçekçilik dediğimiz e, daha direkt doğrudan politik e, bir şiir ortamı oluştu. Evet. E, orada benim gördüğüm şiir damarı e, fazla güçlü değil. bunların. İşlerinde bir tek İsmet Özel vardı. Şiir damarı gerçekten güçlü olan. O da ee, orada kalmadı. Orada kalmadı. Evet. Yani burada kalmayı anlamsız buldu ve başka bir e, yere evrilmiş oldu. E, bu sosyalist gerçekçilik dediğimiz e, dönemi de konuşalım. Şimdi e, bunların siyasal şeyleri neydi, arka planları neydi e, ve şiir olarak da nerede oturuyorlardı? E, benim doktora tezi yazdığım Ahmet Oktay 1970'lerin sonunda Sezai Karakoç'un durumunu şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Yazınsal iktidar tarafından dışlanan, yazınsal iktidarı dışlayan şair." Gerçekten de dediğiniz gibi e, iktidar yazınsal iktidarda Karakoç'u dışladı. Onun gibi olan bütün zihinleri dışladı. Ama sosyalist gerçekçiler de, eee laikler de yaşanan zamanın imkanlarıyla şiirde varlıklarını rahatça sürdürdüler. Çünkü yayın evlerinde iş buldular hepsi. Reklam ajanslarında iş buldular. Tabii. Böylece ekonomik olarak bir problemleri yoktu. hepsinin. Tabii hiçbirinin benim gözlediğim kadarıyla olmadı. Zaten bizdeki sosyalist gerçekçiler kavgacı bir şiir geliştirmemiş olsalardı. Şimdi mesela Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiiriyle Enver Gökçe'nin şiiri nasıl ayıracağız? Çünkü aynı şey, aynı ses, aynı kavga meselesi. Fakat sizin dediğinizi cevaplayalım. Öyle belki bu küçük örnekleri verelim. 1960 kuşağının sosyalist gerçekçileri 50 kuşağının sosyalist gerçekçileri gibi değil. Kendilerine kaynak olarak Nazım Hikmet'i mi seçecekler? 40 kuşağının sosyalist gerçekçilerini mi seçecekler? 50'lerde pek yoklar zaten. Ee, mesela halk şiirine mi yönelecekler? Çünkü bunlar halkçı ya. Ee, burada bir kaynak problemi yaşıyorlar. Ruslarından gelen talimatlara göre mi yazacaklar? Bu da bir ayrı problem. Ee, ama tercihleri ikinci yeniden yana oluyor. Ee, İsmet Özel, Atol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Özkan Mert 1960 kuşağı sosyalist gerçekçileri Nihat olarak. Behram. Nihat Behram sonradan ekleyebiliriz. Şimdi bu isimlerden İsmet Özel'in ilk kitabı Geceleyin Bir Koşu ikinci yeni etkisinde. Bir Ermeni General Atol Behramoğlu'nun ikinci yeni etkisinde. Ve sonra bunlar ikinci ile göbek bağlarını koparıyorlar. <laughs> Sosyalist bir tutumla şiir yazmak istiyorlar. Devrimci bir şiir yazmak istiyorlar ve böylece de e, atmosfer Türkiye'de hazır zaten. 1960'lar ortasında Türkiye İççi Partisi siyasette bir hava yaratıyor. Üniversite öğrencilerinin üniversite olayları var. Bunlar şiir yazdıklarında üniversite matinelerinde okunuyor. İççili matinelerinde bunlar okunuyor. Ve Türkiye'de sosyalistler şunu mu yollar? İççi sınıfı eliyle değil ama üniversite öğrencileri eliyle Türkiye'de bir devrim yapılabilir. Deniz gezmişlerin ve arkadaşlarının aksiyonunu biliyoruz. Gerçekten de Türkiye'de e, sosyalist bir devrimin e, altyapısı sanatla, akademiyle hazırlanıyor aslında. E, ama bunun karşıtı olarak Amerika'da böyle bir devrim olmaması için başka bir şiir hareketini, başka bir düşünce hareketini destekliyor. Burada apolitik şiir hareketi zaten ikinci yeniciler. Ama onlar artık biraz yaşlanmışlar ve başka yollar tutturmuşlar. 1960 kuşağı gerçekçileri, e, sosyalist gerçekçilerin 69'da çok önemli bir aksiyonu var. Halkın Dostları dergisi çıkmadan evvel Ant diye 15 günde bir çıkan önemli bir dergi var. O Ant dergisinde İsmet Özel, Atol Behramoğlu, Süreyya Berka ve Berfe ve Özkan Mert toplumcu genç şairler savaş açıyor diye bir oturum düzenliyorlar ve o oturumla sosyalist e, gerçekçi bir şiir yazmayan ikinci yeni şairlerini kesip biçiyorlar. Zaten sizin ifade, ifade ettiğiniz gibi 1969'daki Halkın Dostları dergisinin daha ilk sayısında İsmet Özel Tanrı Mezarını ısıtsın diye bir yazı yazıyor ve bütün ikinci yeni şairlerini kendileri için kaynak olmayacak şekilde reddediyor. İlk, i̇lk sayısının ilk sayfasının başlığı Putları Kırıyoruz. Evet. Kampanyasıdır. <laughs> Tabii bir yandan evet. petrol şirketleri, yabancı petrol şirketlerine karşı çıkarlar politik olarak, poetik olarak da e ee, Ahmet Kod kitabında varmış değil mi bütün sayıları? Var, Halkın dostlarının. Yani o... görmek isteyenlere çok özel e, gizlice gösterebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. yani ben Ant, Ant da var bizde. Ant da var değil mi? Ant e, 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 efsane bir dergi abi. Yani eee Fetih ağcılar falan çıkarmışlar yanılmıyorsam. Ben birkaç sayısını e, edinebildim. Epey inceleyebildim. Önce tabloid çıktı sonra dergi halinde. Yani çok Sosyalist gerçekçi hareketin yön dergisi gibi yön veren bir hareketi olmuş. Sonra zaten şey çıkıyor, halkın dostları çıkıyor. Bu dört şair açık oturumda epeyce kılıçlarını biliyorlar ve sosyalist sanatı başlatıyorlar. Sonra Süreyya Berfe onlardan ayrılıyor. Çünkü Süreyya Berfe daha naif biri, daha kavgacı İsmet Özel ve Atol Behramoğlu. 12 sayı çıkarıyorlar Atol Behramoğlu ve İsmet Özel halkın dostlarını. Ve 16. 12 sayı İsmet Özel var. Daha sonra tabi Tabii şöyle 12 sayıdan sonra e, şekil değiştiriyor. İsmet ayrılıyor. Evet. İsmet Bey ayrılıyor ve eee evet. Atol Behramoğlu'yla kardeşi evet. Nihat e, Behram çıkarıyorlar. Tabii bu dergi e, o dergideki hareket aslında çok poetik bir hareket değil. Çok politik bir hareket. Fakat bu şairlerin yazdığı şiirler çok güçlü. Siz de iyi biliyorsunuz. Yani İsmet Özel'in Evet İsyan'daki şiirlerinin bir benzeri dünya sosyalist edebiyat literatüründe yazılmamıştır zannediyorum. Yani evet. bir benzerini aramak için Mayakovski'ye gitmek lazım. Yani İsmet Özel'in Çağdaş Bir Ürperti'si, Mazot'u, Partizan'ı, Sevgili Hayat'ı, yani dünya sosyalist gerçekçi edebiyatının da şahikalarıdır. E, bu şiir eee Nazım'dan sonra gerçek kimliğini İsmet Özel'de buluyor. Zaten İsmet Özel onun tahtına oturttuklarında sizin dediğiniz gerçekleşiyor. İsmet Özel'e ihtida etmiş oluyor. 1970'ten 74'e kadar başlayan bir süreç var. O süreçte İsmet Özel kendi konumunu sorgulayıp... O süreçte zaten yeni dergide yazıyor. Yani İsmet Özel işleri de yeni dergide o dönemde. Ee, yeni der Zaten evet isyan da yeni dergide yeni, de yayın evinde Tabii. çıkıyor. Ee, işte o yeni dergide yazdığı dönemlerde sana bahsetmiştim e, biz lise öğrencisiyiz. Hmm. E, tabii lise bizim eski yer Marif Koleji. E, Marif Koleji'nin kütüphanesine e, der, yeni dergi geliyor, hisar geliyor. E, çok hmm. zengin bir e, şey. Bu da tabii e, günümüzde <laughs> maalesef e, şeylerin Liselerimizin kütüphaneleri dergi girmiyor yani çok acı acı bir şey ee, orada <laughs> yeni dergiden İsmet Üzül şiirlerini okuyoruz ee, arkadaşlar arasında e, dedik ki e, ya İsmet Üzül Müslüman mı oluyor acaba şiirler olarak şey yaptık yani şiir şiirlerinde öylesine ögeler var ki e, yani bir dönüşümün habercisiydi zaten. Sonra da o şiirlerini işte Cinayetler kitabında 75'te yayınladı. Olarak. İlk kitap olarak yayınladı. Ee... Evet. Şimdi buradan 80 sonrasına gelelim. Bir 80 kuşağı diye bir kuşaktan söz ediliyor. İşte Adnan Özerler'in olduğu bir kuşak. Bu kuşak nasıl çıktı ortaya? Bu 80 devriminin yine siyasi konjöktürünün yarattığı bir akım mı? Ya da 80 kuşağı nedir? Var mı böyle bir kuşak? Evet. Duyarlılık birleşmesi. Bu var mı? Buna bakmak lazım. <laughs> Kuşaktan söz etmek için. Şimdi 70'li yıllardaki sağ-sol çatışması, onun Türkiye'ye getirdiği politik atmosfer, arkasından gelen 12 Eylül darbesi, şairlerin, yazarların tutuklanmaları, uzun süren tutukluk dönemleri. Tabi arkadan gelen kuşak bunları görüyor. Ve e, ee, bir evvelki kuşağın bu aksiyonunu bir bahsi yükseltmek olarak tercih etmiyor. Yani daha yani biz politik bir tutum belirmişsedik. Bu politik tutum darbeyle karşılaştı. Biz onu püskürtmek için daha yüksek bir politik tutum benimseyelim demiyorlar. 80 kuşağı. Ee, onlar apolitik, daha içe dönük, e, şiirin içinde kalan, yani politikayı değil de poetikayı önemseyen bir tutum alıyor. İşte Adnan Özer dediniz, Haydar Ergülen, İhsan Deniz, Ahmet Erkan. o daha sosyalist fikirlere sahip bir şair olarak sonradan e, içinde sayabiliriz gene ama yaş itibariyle sayabiliriz. İşte Ahmet Telli de aynı şekilde. Fakat bu isimler e, ee, ikinci yeni şey 80 sonrasındaki şiiri zannediyorum temsil ediyorlar. Neden temsil ediyorlar? Saydığımız niteliklere sahipler. Yani duyarlılıkları birbirine benzeşiyor ee, ve politik meselelerle ilgili değiller. Bu dönemde bir de tabi Hilmi Yavuz'un şiirinin yükselişi söz konusu. Hilmi Yavuz'un e, şiiri 80 sonrasındaki şairleri etkiliyor. Tabi İsmet Üzer'in şiiri de etkiliyor tabi başka şairlerinki de etkiliyor ama 80-90 arasında Hilmi Yavuz'un şiirinin daha çok konuşulduğunu da görüyoruz dergilerde. İşte andığımız isimlere Vural Bahadır Bayırlı falan eklesek falan mesela. İhsan Deniz'in şiiri de ondan beslendiğini açık eder. Çok ezoterik bir şeydir. bir, bir takım Ali Günvar var. var falan ha, yani ha, Ali Günvar da. Evet. O kuşakta... Tabii etkilidir. Tabi bunların hepsi ayrı bir ses. Yani Ali var, apayrı bir ses. Bunu Hilmi Yavuz'un etkisinde bir şair olarak anmak istemem. İhsan Deniz de öyle. Fakat devrin özelliğini belirtmek için söylüyorum. Bu niteliğin, e, niteliklerin arasında bir niteliğe daha işaret etmek isterim. 70'lerde 60'larda artık e, sosyalist milliyetçi muhafazakar şairler bir araya gelemiyorlar dergilerde. Başka yerlerde de gelemiyorlar. Hep karşıt bulunuyorlar. Ama 80'lerde özellikle 90'larda e, bu isimler artık bir araya gelebiliyorlar. Yani Türkiye'nin dergilerde bir araya geliniyor. Gelmiyor. Yani işte e, Mavera, e, Yedi İklim, İtibar gibi bir takım e, i̇şte, dergilerde. Bence yani artık dergiler çevresinde her şeyin oluştuğu bir e, şehir dünyası var. 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 Evet. Mesela üç çiçek dergisi bu bakımdan ilginçtir. Bu Havza'nın toplandığı bir dergi olarak. E, 90'larda <laughs> yine Haydar Ergün'lerin e, çıkardığı, işte Adnan Özer'in çıkardığı E dergisi vardı. Orada da buluşabildiler. Yani bu kuşağın e, politik fikirlerin farklılığı olduğunu biliyoruz. Ama şiirde buluşabildiler söz, söz gelimi. E, bu Türkiye için 80'lerde 90'larda bir başka şiir atmosferi oluşturdu. Bu bu atmosferi 1950'lerle kıyaslayabiliriz. 50'lerde de benzer bir durum söz konusuydu. Yani Sezai Karakoç ile e, Edip Cansever, İlhan Berk aynı dergilerde yazıyorlardı. 90'larda da aynı şey gerçekleşebildi. Fakat bu şairler e, politik bir tutum benimseyemedikleri için minör bir edebiyat oluşturdular. O yüzden de zannediyorum gene 80'leri 90'ları domine eden şiir İsmet Özel'in şiiri oldu. Çünkü İsmet Özel bu defa bir İslamcı olarak dünyayı değiştirme cehidi gösterdi 80'ler boyunca. Onlarca şiir, şiir üzerine yazı yazdı. Çok kıymetli kitaplar yazdı. Pek çok düz yazı metni kaleme aldı. Ee, ve yazdığı şiirin gücü, Evet isyandaki gücü Cinayetler kitabında ve Erbayin'de devam etti. 90'larda yazdığı şiirlerle de devam etti. Ee, İsmet Özel bir gök taşı gibi edebiyatımızda, şiirimizde yerini tuttu 90'lar boyunca da. Hatta e, biraz erken mi geçtim bilmiyorum ama 2000'ler e, boyunca da yani 2010'a kadar da bana göre 2006'dır tam tarihi İsmet Özel Kız Kulesi Beyaz iken şiirini yazıncaya kadar Erba'ındaki şiir tarzını devam ettirdi ve aksiyonu tesirli oldu. Fakat daha sonra 2006'dan sonra Ovnat Bingeu'yu oluşturan şiirleri yazdı dili daş, başka türlü kullanan e, kekeme mi olmaya çalışan bir şiir geliştirdi. O şiir şu an alınlanmış değil söz gelime. 2005'ten günümüze yazılan şiir. Zaten ama 2005, 2000'lerden sonra postmodern edebiyatın ismi özelinin o şiirini değil e, kendi yaptığını bile fark edecek bir dermanı yok. Yani böyle bir e, idrak seviyesinde kanımcı değil 2000 sonrasındaki şiir. Yani 80 ve 90 sonrasında eğer bir irtifa kaybı varsa bana kalırsa 2000'lerden sonra bir yere çakılma vardır. Bir dekadansın döneminden geçiyor. Tüm dünya geçiyor. Sadece biz de değil. Çünkü 90'lar Doğu bloku dağıldıktan sonra Amerika'nın tek başına domine ettiği bir dünya oluştu. Ve bu dünyada küresel kapitalizmin kültürel hegemonyası insanları eğitim yoluyla, sosyal medya yoluyla, seri üretimle alıklaştırıyor. Hala hala o hegemonyanın tesiri altındayız ama Hani balık nasıl suda olduğunda fark etmez, biz de aslında onun e, fiilen e, içindeyiz, evet. hepimiz. Yani hayat tarzımızla, düşünce tarzımızla, eğitim metotlarımızla, onun içerisindeyiz. E, şimdi tabii e, biz bir saati aşmamaya çalışıyoruz. Tamam. E, bir saati açtık. E, hızla 2000'lere binlere gelip bir genel değerlendirme yapalım. Şimdi 2000'lere geldiğimizde şiir artık böyle yüksek sesle büyük şairlerin olduğu şiir okurlarını ya da insanların ne çıkacak diye takip ettiği büyük şairlerin yok olduğu. Evet. Köşesinden sessiz sedasız şiir mırıldanan belki güçlü şiir leri olsa bile köşelerinden seslenen şairlerin dönemindeyiz Belki Cahit Koytak gibi hani gülü gülü yazmaya devam edenler var ama bu çok az sayıda bunu nasıl değerlendiriyoruz yani bu iktidar ee, yine hani politikle poetik olan arasındaki bir ilişkinin sonucumu, sonucu mu? Evet. E, bu geldiğimiz evet. durum. Ee, yani artık iktidar olduk. Söze de gerek yok. Gibi e, bir arka plan mı var? E, yoksa e, dünyada bu sosyal medyanın ve elektronik e, e, ortamın e, tesiriyle ee, söz ortadan kalkıyor mu yavaş yavaş? Ee, söz ortadan kalkınca tabii doğal olarak şiir de yavaş yavaş ortadan kalkar. Ee, bununla mı bağlantı kuruyoruz? Bununla biz e, tamamlayalım. Evet. E, e, gerçekten de şehir niye yok yani? Şiir. E, ya da yok mu? Şimdi e, entelektüele düşünceye ihtiyaç ee, olmasın diye kurgulanmış bir politik dünyanın içindeyiz. Ee, i̇nsanlar e, seri üretimle otomobil üretiliyor gibi eğitim sistemleri üzerinden geçiliyor ve e, alık hale getiriliyor. Şimdi bu insanların e, küresel kapitalizmin kültürel hegemonyasına hayır deme şey şansları yok. Çünkü idraklar e, e, o kadar baltalanmış ki, Bunlar niye şiir okusunlar? Yani e, Kutatku bilik dedik ki oradan başladık. Şimdi çayra salamış inekler gibi mutlu olmak isteyen insanlar. Yani Kut niye istesin? E, biz ders kitaplarımızda söz gelimi işte, Kutatku Bili'yi mutluluk veren bilgi diye anlatıyoruz çocuklarımıza. Hiç ilgisi yok onunla. Kut veren bilgi. Çünkü mutluluğu bizim dedemiz önemsememiş. O ineğin hali demiş. İnek mutludur. Kut bulmak. bu Bunu öğretmiyoruz. Yani bütün dünya bundan mahrum. Dolayısıyla şiire ihtiyaç yok. Hatta entelektüele yok. Hatta akademisyene de yok. Şimdi 20. yüzyıl tam tersi bir çağdı. Şairler işte saydığımız bütün isimlerin çok büyük bir değeri vardı. Avrupa'da da öyleydi. Şimdilerde artık büyük bir akademisyenmiş, şairmiş. Bunun bir kıymeti yok. Politik olarak dünya bunu oluşturuyor. Türkiye'de buna uyuyor maalesef. Bundan Almanya hiçbir zarar görmez. Amerika, Rusya görmez, Fransa, İngiltere görmez. Ama biz büyük zarar görürüz. Çünkü bizim bütün gücümüz entelektüel gücümüz. Halkımızın alık olması halinde biz mahvoluruz. Ama Alman halkı alık olsa Almanya hiçbir şey olmaz. Çünkü devleti devlet idesine sahip. Alman devleti, İngiliz, Fransa devleti ne yapacağını dünyada politik olarak biliyor. Biz Bizim devletimizi dünyada ne yapacağını işte 15 Temmuz'da bizim halkımız gösterdi. Yani bizim halkımız alık olursa biz mahvoluruz. Bizim halkımızı da zihnini ayık tutan şey şiirdi. Poetik düşünme gücüydü. O yüzden bizim eğitim yoluyla 2000'ler sonrasını da madem ki Türkiye yüzyılı diyoruz önümüzdeki yüzyıla. Bunun için poetik düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. 2000'ler sonrasında kuşkusuz kıymetli şairler çıktı. Onlar bunları ihtar ettiler. İsmet Özel hala etmeye devam ediyor. Sezai Karakoç hep etti. Önümüzde zaten büyük bir Türk şiir birikimi var. Ve Türkiye yüzyılı aslında e, politik olarak, poetik olarak da geleceği kurgulamak istiyor. Kurgulamak istemiyor olsa e, bir kere e, devletimiz e, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak demez. 19. yüzyılın sonunda Amerikan şairi Walt Whitman 20. yüzyıl Amerikan olanın yüzyılı olacak demişti. Oldu. Şimdi bizim devletimiz de şöyle ya da böyle bir Türkiye yüzyılından söz açıyor. Bunu politika içini dolduruyor, mühendisler dolduruyor. Sosyal bilimciler ve şairler de bunu sorumluluk olarak üstlendiklerinde bizim şiirimiz 21. yüzyılda geçmişteki birikimini taşıyan bir hale eminim gelecektir. Umut varız yani. Kuşkusuz yani. Çünkü bizim edebiyatımızın çağlar boyunca başardığı şeyleri bir hesaba kattığımızda önümüzdeki şeyleri, yani tarihte bir kere olan bir kere daha olur, olacaktır. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yani bir Türk şiirinde e, bir e, ufuk turu yapmış olduk. Evet. Sayenizde. Estağfurullah. E, Birçok şeyi yeniden <laughs> hatırladık. Çok teşekkür ederiz. Ben de Sağ çok olun. teşekkür ederim. Bu vesileyle Müteferrika ismi taşıyan bu sohbetler zincirinin e, İbrahim Müteferrika'nın e, 1730'larda e, toplumu nasıl aydınlatıcı bir hal aldığını biliyoruz. Bu sohbetlerde bugün ben 63.süne katılmışım. Şeref duydum. E, aynı işlevi e, bu mübarek ismin peşi sıra götürdüğü için ben de sizleri tebrik ederim. Davetinizden ötürü. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun, var onun sizlerde.